Canım arkadaşlarım, hepinize selamlar. Ben Sevmeli Hoca. 40 soru serisi problemler kampına kaldığımız yerden devam ediyoruz. 26. testte kaldık arkadaşlar ve 26. testle 26. adımla birlikte kamp kitabımızda artık sonlara doğru yaklaşıyoruz. Son 15 testimiz ve son 15 adımız. Bir şeyi 40 kere söylersen olur demiştik ya, işte 25. defa söyledik. Şimdi bu videoda 26. kez söyleyeceğiz ve artık 40 kere söylemeye az kaldı arkadaşlar. 40 soru serisi problemler kamp kitabımız sevgili arkadaşlarım, açıklama kısmında satış linki mevcut. Dilersen buradan temin edebilirsin. Evet, öncelikle sevgili arkadaşlarım 26. testimiz 56 ve 57. sayfalarımızda yer alıyor. Bunun bilgisini vereyim. Ve her videoda olduğu gibi sana şimdi bazı sorulara işaret koy diyeceğim. O soruları da yeri, vakti, zamanı geldiği takdirde de açıp tekrar edeceksin. Ki bu zamanı sen gayet iyi biliyorsun. Sınavdan hemen önceki zamanda bu soruları tekrar ediyorsun. Çözümlerini tekrar ediyorsun. Aklından çıkarmıyorsun bu soruları ve çözümlerini. Hemen işaret koyun dediğim sorulara kaleminize ve kitabınızı elinize alın ve işaretleri koymaya başlayın. Bugünkü sıralamamız çok net. 2, 4, 6 ve 8 yani çift numaralı sorulara sevgili arkadaşlarım işaretlerinizi koyuyorsunuz. Ve bu soruları asla unutmuyorsunuz. 2, 4, 6 ve 8 nolu sorular sevgili arkadaşlarım. 5. soruda da bir uyarımız var. 5. soru sevgili arkadaşlarım ilk baskımızda değişmeyen bir soru. Yani aslında düzelttiğimiz bir soru ama bu düzelti maalesef girilmeyen bir soru. Sizlerden özür dileyerekten 5. soruya hemen açıklama kısmındaki zaman etiketine tıklayarak oradaki düzeltmeyi de görebilirsin. Evet. Kamp kitabımızda izledik. Onu şimdi kenara koyuyoruz arkadaşlarım ve dersimize geçiyoruz. Evet, şimdi ilk sorumuza şöyle bakalım. Soruyu da yaklaştırdık mı? Tamam. Bir arabanın eşit aralıklara bölünmüş hız göstergesindeki kırmızı ibre arabanın sevgili arkadaşlarım saatteki hızını gösteriyormuş. Tarık Bey'in kullandığı arabanın hız göstergesi yukarıdaki gibidir. Buna göre Tarık Bey'in kullandığı arabanın hızının saatte 110 kilometre olması için arabanın hızı saatte kaç kilometre artmalıdır diye soruluyor. Hemen şöyle yapıyorsun. Tabii sen kitapta bunu yapamıyorsun ama kitaba biraz kafanı yaklaştırıyorsun ve bakıyorsun. Tamam mı? Hemen buradan sayıyorsun. Şimdi 80 ile 90 arası 5 eşit parçaya bölündüğüne göre hemen 10 bölü 5'ten her parça arasının 2 birim olduğunu buluyorsun. İbre burayı gösterdiğine göre, yani şurayı gösterdiğine göre hemen diyorsun ki 82, 84, 86. Çok güzel. Tam ÖSYM'de var ya ilk soru, yani hani TYT'de kitapçığı açtın, ilk soru karşına çıktı, işaretledin, geçeceğim bir soru. İnşallah böyle olacak. Arkadaşlar 86'ymış Tarık Bey'in hızı ve hızının ne olmasını istiyoruz? 110 kilometre olmasını istiyoruz. Dolayısıyla 110'dan 86'yı çıkardığınız takdirde 24'ü buluyorsunuz. Bu da bize cevabı veriyor sevgili gençler. Hemen şöyle kalemlerimi de bir tık kalınlaştırdık mı yolumuza devam edebiliriz. Evet gençler, ikinci sorumuzda devam ediyoruz. Şimdi işaret koydurduğum sorulardan bir tanesi. Dolayısıyla dikkatli bir şekilde dinlemende fayda var. Yalçın ve Hakan'ın oynadığı bir oyunda kullanılan kartların ön yüzü ile arka yüzünde yazan sayıların toplamının bize 11 olduğu dile getirilmiş. Bu oyunun kuralları aşağıdaki gibidir. Yalçın ve Hakan ikişer tane kart çekiyorlar. Şimdi Yalçın ve Hakan iki tane kart çekiyorsa, her ikisi de Yalçın ve Hakan diyelim. Burada önümüzde toplam 5 tane kart var ve ikişer tane kart çektiklerini biliyoruz. Yalçın'la Hakan'ın çektiği iki kartın arka yüzündeki sayılar toplanıyor. Toplamları büyük olan oyunu kazanıyor. Eğer toplamlar eşitse oyun berabere kalıyor. Şimdi oyunun senaryosuna devam ederken de diyor ki berabere biten bir oyunda Yalçın'ın çektiği kartlardan birinin ön yüzünde 8 yazmaktadır. Şimdi Yalçın'ın çektiği kartlardan bir tanesinin ön yüzünde 8 yazıyorsa, şimdi neredekiler toplanıyorlardı? Arka yüzlerdekiler toplanıyordu. Şimdi 8'in arkasında ne yazar? Toplamları 11 ise 8'in hemen arkasında 3 yazar. 7'nin hemen arkasında 4. 6'nın arkasında 5. 5'in arkasında 6 ve 4'ün arkasında da 7 yazar. Yani 3, 4, 5, 6, 7 yazıyormuş arkadaşlarım bu kartların arka yüzlerinde. Buna göre Hakan'ın çektiği kartların arka yüzünde 4, 5, 6 sayılarından hangileri kesinlikle vardır diye sormuş. Şimdi Yalçın'ın çektiği kartlardan bir tanesinin üzerinde 3 yazıyorsa, şimdi örnek veriyorum, 3 ile buradaki 6'nın toplamı 9 yapar, değil mi? Buna göre Hakan da bunun karşılığında 4 ve 5'i çekmiştir diyebiliriz. Şimdi Yalçın 3'ü çektiğini biliyoruz. 3'ün yanına eğer 7'yi çekerse 3 ile 7'nin toplamı 10'dur. O halde Hakan'a da 6 ile tabii ki 4 kalacaktır bu durumda. Şimdi başka Yalçın'ın çektiği kartlardan bir tanesinin arka yüzünde 3 yazıyorsa ben 5'i seçemem. Çünkü 3 ile 5'in toplamı 8'dir. Toplamları 8 olan başka bir sayı sevgili arkadaşlarım yok. Demek ki sadece ama sadece Yalçın eğer 3'ü çektiği garanti ise, ki soru bize bunu söylemiş, 3'ü çektiği garanti ise bunun yanına 6'yı veya 7'yi çekebilir. Hakan'ın çektiği kartların arka yüzünde bunlardan hangileri kesinlikle vardır diye sorulmuş. Bakıyorsun sağ tarafa, iki ihtimalde de olan tek sayı 4'tür. Yani 4 kesinlikle vardır diyeceğiz. O halde 4'ü işaretledik ama 2 ve 3 için aynı şeyleri söyleyemiyoruz. O halde doğru cevabımız ne olacakmış? Yalnız 1 olacakmış sevgili gençler. Evet, devam edelim. Fasikülümüzdeki 203. soru 26. testteki 3. soruyla. Bir yüksek hızlı trenin duruş mesafesi frene basıldığı andaki hızının karekökü ile doğru orantılıdır demiş. Şimdi yani şöyle, bizim hızımızın duruş mesafesine bakacağız ya. Şimdi frene basıldığı andaki hızının karekökü ile doğru orantılı. Frene basıldığı andaki hızı v olsun. Bunun karekökü ile orantılı olduğu için kök v diyeceğim. Çarpı k duruş mesafesi diyeceğim. Ona da d diyelim. Bakın bu şekilde bir doğru orantı yakalarız. Çünkü d bölü karekök v eşittir k'dır. Bu artıyorsa aynı oranda bu da artmalı. Bu azalıyorsa aynı oranda bu da azalmalı ki doğru orantı olduğu aşikar. Şimdi kök v ile k'nın çarpımı d'dir dedik. Diyor ki trenin hızı 225 km/saatken frene basıldığında 120 metrede duruyormuş. Yani diyor ki karekökün içerisine 225'i koyduğun takdirde k'yı henüz bilmiyoruz. Duruş mesafemiz 120 olmaktadır deniliyor. Peki kök 225 kaçtır? Tabii ki 15'tir. 15 çarpı k bize neyi veriyormuş? 120'yi. O halde k dediğimiz sayımız burada tabii ki 8'dir. Şimdi diyor ki eğer bu trenin hızı diyor 169 olursa, yani 169'un karekökü çarpı artık k'yı biliyoruz 8, duruş mesafesi ne olur diye sorulmuştu. Artık gayet basit, kök 69 113'tür. 113 değil 13'tür. Çarpı 8 dersek doğru cevabın 104 olması gerektiğini tabii ki de buluruz. Yani cevabımız A şıkkıydı. Çift numaralı sorulara dikkat. 4. soru işaret koydurduğum bir sorudur. Dolayısıyla geçtik 4'e, dikkatli bir şekilde beni dinliyorsun. Soner bilgisayarına bir dosya aktarımı yaparken belirli bir süre sonunda aşağıdaki görüntüyle karşılaşmış arkadaşlar. Soner'in bilgisayarı dosyanın yüklenmesi için kalan tahmini süreyi belirlerken dosyanın o anki yüklenme hızını almakta. Yani arkadaşlarım o an 3 MB/saniye, yani saniyede 3 MB'lık bir dosya aktarımı yaparken %40'ı tamamlanmış. Yani geriye ne kadarı kalmış? %60'ı kalmış ve bunu da 5 dakikada yapacağım diyor. Şimdi 5 dakika dediğimiz olay 5 çarpı 60'tan 300 saniyedir. Ve unutmayın ki yükleme hızını 3 MB, saniyede 3 MB olarak alıyor. Bir saniyede 3 MB yüklüyorsa 300 saniyede 900 MB'lık bir dosyayı aktaracağım diye kendi kendine sevgili arkadaşlarım bilgisayar ne yapıyor? Hevesleniyor ve diyor ki tamam diyor, ben 900 MB'ı 5 dakikada aktarırım bu hızla diyor. Tamam, güzel. Belli bir süre sonra Soner aşağıdaki görüntüyle karşılaşmış. Şimdi bakıyoruz görüntümüze, yükleme hızı 5 MB. %76'sı tamamlandı diyor. O zaman ne kadarı kalmıştır? %24'ü kalmıştır. Ve kalan tahmini süreyi boş bırakmış. Bize de zaten kalan tahmini süreyi kaç saniye olarak görmüştür diye soruluyor. Şimdi öncelikle arkadaşlarım bakın. %60'ı kalmıştı. Ve %60'ının ben 900 MB olduğunu gayet iyi biliyorum. Peki %24'ü kaç MB'tır? Bir de buna bakalım. Arkadaşlar 960'ın 15 katıdır. Dolayısıyla 24'ün 15 katını bulacağım ki burası da 360 MB yapacaktır. Şimdi saniyedeki aktarım hızımıza bakıyoruz. 5 MB. Dolayısıyla ben 360 MB'ı gideceğim 5 MB bölü saniyeye böleceğim. Megabaytlar gitti. 360'ı 5'e böldüm. Kaç geldi? 72. Saniyeyi de ters çevirip çarparsam zaten 72 saniyede bu aktarım yapacağını görürüm. Yani burada yazan şey 72 saniye olacak. O halde doğru cevabımız da bizim C seçeneği olacak diyebiliriz sevgili gençler. Dördüncü soru güzel bir soruydu. TYT mi MSÜ mü hocam diye soracak olursan daha çok MSÜ'ye bir adım daha yakın. Yani böyle %52 MSÜ, %48 TYT denilebilir. Beşinci soru ki düzeltme olan bir soru sevgili arkadaşlarım. Bu düzeltme de sizin kitaplarınızda, ilk baskı olan kitaplarda şurada V'den sonra başka bir sefer yapılmamıştır, iptal edilmemiştir gibi bir cümle yazıyor. Burada bu cümle düzeltilmişti aslında fakat hani düzeltiye gittiği zaman geri dönmemiş arkadaşlar. Kusura bakmayın bu yüzden. Şimdi sorumuzu okumaya devam edebiliriz. Bir havayolu şirketi A şehrinden B şehrine her gün 6 sefer düzenlemeyi planlamaktadır. Bu havayolu N haftalık bir zaman diliminde son 2 hafta hariç A şehrinden B şehrine planlanan seferlerin her hafta P tanesini iptal etmiştir. Son 2 hafta ise planlanan sefer sayısını 2 katına çıkarmış ve yoğun taleplerden dolayı ek olarak 2 çarpı P çarpı N kadar daha sefer yapmıştır. Buna göre bu havayolu şirketi en hafta boyunca A şehrinden B şehrine toplam kaç sefer yapmıştır diye soruluyor. Şimdi öncelikle toplamda en hafta için konuşacağız ama 2 hafta hariç diğer haftaların her birinde P tane seferi iptal etmiş. Şimdi ben günde 6 sefer yapıldığını biliyorsam eğer normal şartlar altında bir haftada arkadaşlar 6 kere 7'den 42 sefer yapılması gerektiğini iyi bileceğim. Daha sonrasında devam edelim. Diyor ki bak n-2 hafta boyunca normalde haftada 42 sefer yapılıyordu ama her hafta için P tanesi iptal edilmiştir diyor. n-2 hafta boyunca bu kadar sefer yapılmıştır ve son 2 haftada artı son 2 haftada normalde haftada 42 sefer yapılıyordu. 2 haftada 84 sefer yapılır ama sefer sayısı 2 katına çıkarılmış. Yani 168 olmuştur. Ve bunun yanına ekstradan 2 çarpı P çarpı N kadar daha sefer konulmuş. Yoğun talep üzerine. Şimdi şurayı bir dağıtalım bakalım. 42 N eksi P N eksi 84 artı 2 P artı 168 artı 2 P N dedim. Daha sonrasında ise şuradaki eksi pn ile artı 2 pn'nin artı pn yaptığını biliriz. Dolayısıyla ben diyorum ki şunu buradan kaldırayım, şurayı artı pn yapalım. Pekala. Eksi 84 168 daha da 84 yapar. Bunu da buradan kaldırayım, artı 84 olsun. Şimdi bizim elimizde çarpanlarını ayırmamız gereken yer burası. Bunu da nasıl çarpanlarını ayırırım? 42n ile 84'ü 42 parantezine alırım. N artı 2 olur. Artı Pn ile 2P'yi de P parantezine alırsam eğer bu da N artı 2 olur. Ve şimdi de N artı 2 ortak çarpan parantezine alınırsa 42 artı P'yi bulurum. 42 artı P çarpı N artı 2 de bize cevabı verir. O halde doğru cevap A şıkkıdır diyebiliriz. Evet gençler 6. sorumuz yine işaret koydurduğum sorulardan bir tanesi. TYT veya MSÜ'de ama bu sefer az önceki soru... Dördüncü soru MSÜ'ye bir adım daha yakın ama bu TYT'ye bir adım daha yakın olan bir soru. Hatta TYT'ye 2 adım falan daha yakın olan bir soru. Eğer böyle bir soru ÖSYM tarafından kesinlikle bu yıl sorulacaksa MSÜ'de değil TYT'de tercih edilir. Şekildeki dairesel pistte bulunan A ve B hareketlileri ok yönünde hareket etmekte. A ve B hareketlilerinin zamana bağlı hızlarının farkı aşağıdaki grafikte de verilmiş arkadaşlar. Şimdi şöyle birazcık uzaklaştıralım. Hızları farkı diyor bak. Hızları farkı 10 iken yarım saat hareket etmişler. 6 iken 20 dakika ve 3 iken de 10 dakika hareket etmişler. A hareketlisi B hareketlisini aynı yöne doğru hareket ediyorlardı ve A arkadan başlamıştı gördüğünüz üzere. A B'yi 1 saat sonunda ilk kez yakaladığına göre dairesel pistin çevresi kaç kilometre olabilir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle arkadaşlarım bakın çok klas bir soru aslında. Her zaman gözümüzün önündeki gerçeklikleri bize farklı bir şekilde sunduğu için sanki biraz soru zor gibi görünebilir ama gerçekten çok kolay bir soru. Şimdi bunlar eğer aynı yönde hareket ediyorlarsa ve birinin diğerini yakaladığını biliyorsam o zaman hızlı olanın hızından yavaş olanın hızını çıkarırım. Çıkardıktan sonra geçen süreyi çarptığım takdirde eğer o kadar sürede yakalamışsa derim ki tamam İşte aralarındaki mesafe budur derim. Öncelikle aralarındaki hız farkı 10 iken yarım saat boyunca hareket ettiklerine göre 10 çarpı 1 bölü 2 saat derim ve toplam 5 kilometrelik bir mesafe kapatmıştır yarım saatlik sürede diyebilirim. Hızları farkı 6 iken eğer ki 20 dakika hareket ederse, ki 20 dakika demek 1 bölü 3 saat demektir, aralarında 2 kilometrelik daha mesafe kapanmıştır demek. Ve hızları farkı 3 iken buraya bakıyoruz, 10 dakika demek 1 bölü 6 saat demektir. Bununla bunu çarparsam artık 1 bölü 2 kilometre, yani 0.5 kilometre daha mesafenin kapandığını ve tüm bu kapanan mesafeler sonunda A'nın B'yi yakaladığını da söyleyebiliriz. Toplam ne kadarlık bir mesafe kapatmadan bahsediyoruz? 7,5 kilometre. 7,5 kilometre işte şurasıdır diyebilirim artık. Burası 7,5. Peki benden neyi istemişti? Pistin çevresi istenmişti. Çeyrek pist 7,5 kilometre ise yarısı 15'tir, tamamı 30'dur diyebilirim. O halde doğru cevap sevgili arkadaşlarım 30 olabilir diyeceğiz. Yani cevabımız E şıkkıdır güzel arkadaşım. Evet, devam ediyorum fasikülümdeki 207. soruyla. Bayağı yol kat ettik be. Tuz ve suyun karıştırılması, bak bu da 10 numara 5 yıldız. Hani TYT'de, AYT'de, MSÜ'de hep şu muhabbet vardır ya. Sorular güzel ama bu soruların %10'luk kısmı kolay olur. İşte o kolay sorulardan bir tanesi. Aslına bakarsan hatta kolay bir problem sorusu. Kaçırmaman gereken bir durumdasın şu an. Ve kolay olmasına rağmen yine çözdükten sonra baya güzel düşünülmüş diyebileceğim bir soru. Çünkü illa güzel düşünülen şeyler zor soruların içerisinde olmuyor. Kolay sorulardan da içlerinde yine ne yaptıklarımız, böyle beğendiklerimiz oluyor. İşte o beğendiğin kolay sorulardan bir tanesi olacak şimdi karşıdaki soru. Tuz ve suyun karıştırılması ile oluşan 3 karışımın ağırlıkça tuz oranları ve karışımların ağırlıkları aşağıdaki tabloda verilmiş arkadaşlar. Mesela karışımın ağırlığı A gramken bunun %10'u tuzmuş. B gramlık karışımın %20'si ve C gramlık karışımın da %30'u tuzmuş. Şimdi diyor ki eğer bu karışımlardan birinci karışımın ve ikinci karışımın tamamı karıştırılırsa, yani şunla şu karıştırıldığı takdirde diyor karışımın tuz oranı %16 oluyor diyor. Şimdi 10'lukla 20'lik karıştırılınca 16 oluyormuş. Eğer diyor birinci karışım ve üçüncü karışım, yani şunlar karıştırılırsa diyor, yani 10'luk karışımla 30'luk karışım karıştırılırsa bu sefer de diyor %18 olacak diyor. Şöyle gösterdim. Dikkat ettiysen 16'yı birazcık sağ tarafa, 18'i birazcık sol tarafa yazmamın da bazı sebeplerini göreceksin. Şimdi 16 ile 20'nin tam ortasında 15 vardır. Şurada ortada kalıyor. 10 ile 30'un arasında da 20 vardır. O da yine ortada kalıyor. Şimdi bir tanesini karıştırdığım zaman denge bu tarafa doğru kaymış. Ortalama bu tarafa doğru kaymış. Diğerini karıştırdığım zaman da sol tarafa doğru kaymış. Yani 20'den daha küçük olmuş ortalama. Şimdi bu ne demek oluyor biliyor musun? Eğer sen bir karışım elde etmek istiyorsan, bu karışımın tuz oranları birbirinden farklıysa, sen bunları karıştırdığın takdirde hangi karışımdan daha fazla koyduysan ortalamayı kendine doğru çekecektir. Dolayısıyla ben diyorum ki burada ikinci karışımdan daha fazla miktarda bu karışıma girmiştir. Yani bu B gramdı, bu A gramdı. Demek ki B'nin ben A'dan daha büyük olması gerektiğini pek tabii söyleyebilirim. Şimdi buraya bakıyorsun, bu A gramdı, bu da C gramdı. Karışım kendini nereye çekmiş, bak ortalama 10'a doğru çekmiş. Demek ki A C'den daha büyükmüş. Yani cevabımız B A C olacaktı. Karşımıza direkt çıktı. Doğru cevap B seçeneğinde verilmiş sevgili arkadaşlarım. Bakın bu söylediğimi asla ama asla lütfen rica ediyorum unutmayın. Ve son olarak işaret koydurduğum soru 8. soru, ki aynı zamanda bu videonun son sorusudur kendileri. Bir okuyalım birlikte, güzelce çözelim, sonrasında veda edelim sizlere. Yarım depo benzin ile yola çıkan Ahmet Bey, bakın kafadan bile çözebileceğim bir soru, yemin ederim. Hadi kafadan çözelim, bırakalım mı kalemi? Tamam, ekrana hiçbir şey yazmayacağım. Tabii yine en son anlatacağım. Kalemle, ama gözünle de çözebileceğini görmen gerekiyor. Sana bunu göstereceğim. Şimdi bak iyi dinle. Yarım depo, ellerim burada. Yarım depo benzinle yola çıkan Ahmet Bey aracının deposundaki benzinin yarısını tüketince akaryakıt istasyonuna girerek deposunu tam olarak dolduruyor. Şimdi bak, Yarım depo benzinin var senin. Bunun yarısını tükettiğin zaman yarısının yarısını tüketmiş oluyorsun. Yani aslına bakarsan tüm deponun çeyreğini harcamış olursun. Yarısının yarısı demek çeyrek demek. Sen deponun yarısı doluyken, şimdi ben bu deponun birimine 4 diyeyim, tamam mı? Yarısı dolu, yani ikisi dolu, ikisi dolu. Sen bunun da yarısını tüketiyorsun. Yani geriye kalıyor çeyrek depo benzinin. Çok güzel. Şimdi sadece çeyrek depo tükettim şu ana kadar. Bunu aklında tut. Ahmet Bey aracının deposundaki benzin bitinceye kadar yukarı çıkıyoruz. Tüketince akaryakıt istasyonuna girerek deposunu tam olarak dolduruyor demiş. Şimdi şu kadar kalmıştı. Tam olarak dolduruyor. Yani şu an full depo bir benzini var. 4'ün 4'ü de dolu. Ahmet Bey aracının deposundaki benzin bitinceye kadar yoluna devam ediyor ve başlangıçtan itibaren 1400 kilometre yol gidiyor. Şimdi biz yola nasıl çıktık? 2 birim benzinle çıktık. Ve bunun bir tanesini harcamıştık. Şu an bir tane çeyrek harcadık. Depoyu tam doldurduktan sonra bunların da her birini harcadık. Yani toplamda 5 birim harcamış olduk. Bu 5 birimle 1400 kilometre yol almışsak, bu birimlerden bir tanesiyle 1400'ü ben 5'e bölerim ve böylelikle derim ki 280 kilometre yol almışımdır. Şimdi o bir birimle 280 kilometre yol kat edebiliyormuş bu araç. Sorunun kökünü okuyalım. Bütün yol boyunca Ahmet'in aracının yakıt tüketimi sabit olduğuna göre Ahmet Bey başlangıçtan kaç kilometre sonra yakıt almıştır? Başladığı andan itibaren bir birimlik benzini harcayınca yakıt almaya karar vermiştir. Biz o bir birimle de 280 kilometre yol gidebileceğini söylemiştik. Şimdi kalemi elimize alma zamanı ve sadece cevabı işaretleme zamanıdır. Cevap 280'di. Bak unutma. Şimdi şöyle ki Ahmet Bey'in deposu şöyle 4 birimken bunun ikisi doluydu. İkisi doluydu ve deposundaki benzinin yarısı bittiğinde diyor. Yani bu ne demek? Şu pozisyona geldiği takdirde diyor benzinliğe uğramış ve yakıt almış ve bunun tamamını da doldurmuş arkadaşlar. Bunun tamamını da doldurmuş. Ve bunların da tamamını bitirdiği takdirde diyor. Yani depoyu tamamen boşalttığı takdirde de başlangıçtan itibaren 1400 kilometre yol almıştı. Şimdi ne kadarlık bir benzin harcadık biz şimdiye kadar? Bir şunu harcadık değil mi? Bir de şu 4'ünü harcadık. Yani aslına bakarsan şu hep depoda duruyordu. Aslına bakarsan toplamda 5 birimlik bir benzin harcadık ve bununla 1400 kilometre yol gittik. O zaman bir birimle ne kadar gitmişizdir? 1400'ü 5'e böldüm ve 280 kilometre dedim. Şimdi bana diyor ki Ahmet Bey başlangıçtan kaç kilometre sonra yakıt almıştır? Başlangıç burasıydı ve biz bir birimi tüketince yakıt almaya karar vermiştik hatırlarsanız. İşte bir birimle 280 kilometre hareket edildiği için de başlangıçtan 280 kilometre sonra yakıt almıştır diyeceğiz tabii ki. Evet, cevap D dedik ve bu kanalda bunu da gördük. Kalemi bırakıp hoca size soru çözdü. Eyvallah. Evet gençler, sizler de yapabilirsiniz tabii. Yani şeyle alakası yok. Hani bu soruyu ben yazdım diye gözümle çözdüm. Böyle bir olay tabii ki yok arkadaşlar. Sizler de yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin gelişiminize, sizin gayretinize, sizin isteğinize bağlı. Aslına bakarsanız ne kadar çok soru çözdüğünüze de bağlı. Çünkü artık soruları çöze çöze ve tabii ki yine çöze çöze arkadaşlarım. İstemeseniz de bakın. Burası çok önemli. İstemeseniz bile artık diyorsunuz ya bu soruda şunu sormuştur. Bu soruda bu kesin şurayı istemiştir. Bu sorunun kazanımı kesin budur tarzında cümleler kurabiliyorsunuz. Bazen sorunun sonunu da tahmin edebiliyorsunuz. Bazen sorunun cevabını da tahmin edebiliyorsunuz. İşte bu çok önemli. Yani neyle alakalıymış? Çok soru çözmekle alakalı. Yani bu hızla veya zekayla veya başka bir şeyle bir alakası yok. Tamamen ama tamamen çok soru çözmekle alakalı. Sonuç olarak ben de 2011 ile 2012 yıllarda, gerçi öğrenciyken de ben dershanelerde çalışıyordum ama hani aktif olarak ilk çalışma yaşantıma başladım 2012. 2012'de mesela ben ilk etüt öğretmeni olarak derslere başladığım zaman çocuk bana 30 tane soru sorduğunda ben 15 tanesini çözemiyordum zaten. Yani hani o da İsmail'di, ben de İsmail'im ama hani şu an çözemeyeceğim soru Allah'a çok şükür yok ama o zamanlar çoktu. Tamam. Bunu sakın unutma. Tabii gelişmek için 11 sene ihtiyacın yok. Ben 11 senede böyle olmadım çünkü. 2012'de göreve başladığımda arkadaşlar 2013 gibi ben böyleydim yani. Yani bir sene yetebiliyormuş. Çünkü çok fazla soru çözebilmek için çok fazla uzun zaman oluyor ki bir sene çok fazla uzun bir süre. Senin önünde de bir bakıyorsun yani şöyle 7 aya yakın bir süre var yani 190 gün falan var. Olur mu? Olur hocam, niye olmasın ya, lütfen rica ediyorum. Bunun için motivasyon videolarında da söylediğim gibi sevgili arkadaşlarım, olur, sen kimseye takılmadan, kimsenin ipiyle kuyuya inmeden, kimsenin ne dediğine, kimin ne çözdüğüne hiçbir şeye bakmadan sadece ama sadece kendi yoluna devam edeceksin. Unutma, her koyun kendi bacağından asılacaktı. Herkes kendi başarısıyla anılacaktı. Herkes kendi başarısızlığıyla anılacaktı. Bundan kaynaklı sevgili arkadaşlarım, sizin yapmanız gereken tek şey sadece ama sadece çok basit bir hareket. At gözlüğünüzü takacaksınız ve hiçbir yeri görmeden önünüze bakacaksınız. Bunun sebebi, etrafınızda olan biteni görmezden gelin demiyorum. Sadece başarınıza odaklanın. Başka hiçbir şey istemiyorum. Evet gençler, sizleri çok seviyorum. Sonraki videomuz 27. test olacak. O videoda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.